bu düelloda mavi takımdan Kübra ve kırmızı takımdan Zahra karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Kübra'yı davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş Kübra. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Seni çok kısa tanıyalım. Ben Kübra Göven. 25 yaşındayım. Stil danışmanıyım. İstanbul'dan katılıyorum. Stil danışmanısın. Evet. Burada işin kolay yani. Evet, kolay. O yüzden benden korkmalarını söylemiştim ama anlamadılar. Anlamadılar. Evet. Ben o konulara döneceğim. Bakalım sana anlattıracağım ondan sonra ama ilk önce bir jürimize dönelim. Bakalım onlar anlamamış ama jüri acaba senin kombinin için ne düşünüp ne anlamış onu hemen soralım. Raşit Bey sizinle başlayalım. Benimle mi başlayalım? Hoş geldin. Hoş bulduk Raşit Bey. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Sen nerede gidiyorsun galaya? Şimdi Raşit Bey, ben Hollywood'a gidiyorum. Orada Harley'im, Justin Bieber kocam. Onu da alıyorum. Hayırlısın. Harley işte. Hayley Bieber demek istiyorsun. Ben şey Hayley yapayım. Bieber. Gerçi motorla Bieber gidiyorlar. Hayley. Olsun olsun. Yani anladık ben işte. Sen Hayley Bieber'sın. Sen Justin Bieber'da senin kocan. Justin'le şeye gidiyorum. Justin. Ay çok tatlı. Justin benim kocam. O da evde oturuyordu. O da şarkıcı biliyorsunuz. Ne yapsın bilmez miyim? Ben ödül alacağım. Model olarak tam model. Justin'i de aldım. Onunla birlikte Kırmızı Halı'ya geldim. Ha. Yani. Aldın da öyle gariban. Hollywood'a. Benim de gel evde oturmasın dedim. Yani oturmasın. Ha, tek bir şey. İyi bari. Vallahi bence gayet güzel. Sırtında eğer böyle öyle bir top model ödülü alıyorsan. Bu saç aksesuarında çok iddialı. Ama çok iyi bir model olduğu için neden yüzünü saklamaya ihtiyacı hissettin? Ben orasını anlamadım. Gözüm bilerek açmıyorum beni merak edin diye. ben ölüyorum meraktan şu anda. O kadar merak ediyorum ki seni bir bilsen ölüyorum. Tamam. Açabilirim ama istiyorsanız. Aç. Şöyle. Ne diyorsunuz kızlar? Çok güzel. Açık. Bakayım ben de göreyim bir yakında. Hayır kapatsın. Ben bir gözlerini göremedim yanıma geldi. Dediği gibi daha sanki şeydi. Kapat. Kapat. Tamamlıyor kıyafeti biliyor musun aksesuarın? Hoş geldin Harley. Hoş bulduk. Doğrusunu unuttum senin yüzünden. Etek boyun biraz uzun mu? Yani çok toplu giydim bilerek kaldırsın diye ama ancak bu kadar platformlu giyinebildim. Kaldıramayacağım bir elbiseyi giyemezsin. Bir şey söyleyeceğim. O önündeki perçemler olayı ben gerçekten çok beğendim. İlk girdiğinde de beğendim. Gayet sivri dillisin. Ben bile korktum. Selin Hanım hoş geldiniz bu arada. Sizi görmek çok güzel gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ama kimse bana yorum yapmıyor. Ben hep kendim bir kızlar da bunu biraz iltifat etsin ya. Benim de iltifata ihtiyacım var. Ben çok de mutsuzum. Çok güzelsiniz. Raşit Bey sizin yanınızda oturuyor. Kıyafeti için sizden... Ben zaten söyledim gerçekten. Çok da başarılı buluyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun, kendini kanıtlamış bir iş kadını. Müthiş. Bugün de çok hoş yani. Bak hadi bir kalk. Herkes tekrar bir görsün gördüm seni. Gördüm ya biraz önce. Kalk be. Hiç böyle bir şey kalk ben yapmayayım. Kalk. Bakar mısın? Bakar mısın? Ben alayım sizi. Kızların makyajlarına yakından bakmak evet, isterim. Evet. Tabii ki buyurun efendim. Ne demek? Yorumunu efendim çok merak ediyorum Kübra Hanım makyajıyla ilgili. Kirpiğimiz yok. Hayır, bu kıyafette zaten bu kıyafete kirpik takmasan da olur zaten. Kırmızı ruj yeterli oluyor. Aynen. Dur bakacağım. Ama hepiniz çok güzel gözüküyorsunuz. Ben kötü bir şey söyleyeyim. Siz ayrı güzel senin. Şimdi anladım. Sandalyeye oturunca daha cesaretleniyorum. Öyle mi? Yakına gelince daha zor oluyor. Olmuyor. Ben 20 geçeyim artık herkes gördü çok mü? Çok teşekkür ediyoruz. Kıyafetinizin renkleri de bizim ediyorum podyumumuza ve programımızın renklerine Allah'tan de çok uyumlu zayıfladım olmuş Selin Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben çok beğendim. Teşekkür güzel ederim. Çok. Peki teşekkür ediyoruz. Bilge Hanım sizinle devam edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk Bilge Hanım. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. 25 yaşındasın. Styling yapıyorsun. Evet, styling yapıyorum. Ve iş kadını olmak istiyormuş prestij. Kendi tekstil markam var. O alanda yürüyüp çok büyük bir iş kadını olmak istiyorum. Hayalim bu. Ne güzel. Bir konseptle buraya geldin. Evet doğru ama
Ben senin yerinde olsam aynı konsept. Önce jüriyle sonra da Show TV izleyicileriyle göz göze gelerek yapardım. Gerçek anlamda bir celebrity, Lady Gaga bunu yapabilir. Çünkü o dünyaca biliniyor ya. Sen de gelecekte bir iş kadını olmak istiyorsun. Bunlar tarihi fırsatlar. Türkiye'nin en önde gelen televizyon kanallarından birinde ilk defa yarışmaya çıkıyorsan göz kontağını kurman lazım. Hem jüriyle hem izleyiciyle. Lady Gaga olana kadar. Bir stylingçi olarak da onun nerede duracağını da iyi ayarlamamız lazım. Elbisen çok başarılı. Teşekkürler. Kırmızı rujun da yerinde. Arkanı döndüğünde sadece saçının tonunu yaşına göre birazcık mat buldum. Ben biraz daha genç sarılardan hoşlanıyorum. Bu seni biraz daha ağırlaştırır. Bizim dediğimiz gibi gördün değil mi? Çok. Biz dedik ama. Dedik yani. Çok modadan anlıyormuş. Olmamış saç tonu. Ciddi iki iş kadını olarak konuşmamız için başka bir yere çektim konuşmayı. Yoksa ben de seninle eğlenmek isterim. Bizim en sevdiğimiz şey iddialı yarışmacı. Altı dolduğu müddetçe. Altın boş demiyorum. Biraz detaya ihtiyacım var senin. Yani temelim var. Çok sen net. İyi bir şey mi söyledin başından beri? Kötü bir şey mi söyledin? Temelinde iyi bir şey söyledim. Hoş geldin. Hoş bulduk Bilge Hanım. Teşekkürler. Rica ederim. Çok büyük laflar konuşuyor olabilirim ama bunun altın doldurduğunu düşünüyorum. Altını doldurabiliyorsan büyük laflar etmenin hiçbir sakıncası yok. Sen jüriyle konuşurken Büşra'nın şöyle bir söylemi oldu. İlk gün aslında yani Bilge Hanım konuyu açmış oldu aslında ama ilk gün bence dedi jürinin karşısına böyle çıkmak ayıp dedi. Senin ya, bu şeyin için, aksesuarın için, gözünü kapattığı için. Kız gene ortalığı karıştırdı. İki dakikada attım bombayı dedi. Gitti. Ne diyorsun Büşra? Bilge Hanım da aynı fikirde. Evet, ayıp demedim. Yani ayıp olduğunu demedim. Ama keşke hani ilk gün podyuma çıkıyorsun, jürinin karşısına çıkıyorsun. Hani yüzün görünseydi daha iyi olurdu. Yani ben biraz kendimi konseptimin içine dahil eden bir insanım. Belli bir hayal dünyam var benim. Ben bu şekilde kendimi böyle ifade etmek istedim. Yani şu an gerçekten kırmızı halıda hissettim kendimi ve şu an evet Lady Gaga da olsaydı bu şekilde yapacaktı. O da kapatacaktı. Belki öyle değilim ama kendimi oymuş gibi hissediyorum. Hayal dünya cümle yıldız gibi hissettim. Bunu yaptım. Evet belki yanlış olabilir. Bunun için özür diliyorum. Hayır özür dileyeceğim bir şey yok. Bu bir tercih meselesi. Yok asla. Onun haricinde yani kendimi çok çabuk adapte ediyorum. Konseptimi adapte ettim diyelim. Her şey. Peki Mavi Takım'a ilk geldiğinde onlar da izliyordun herhalde daha önce. Birlik yoktu. Ben geldikten sonra birlik sağlanacak artık demişsin. O maşallah hepsi birlik oluyorlar ama merak etmeyin. Dişan'ın yanına ben gelmiş. Şimdi hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Biz birlik ben her zaman vardım. Anca çene bunlar. Mavi Takım'da birlik yoktu, artık var, ben geldim. Evet. Birliği sağlamak gibi bir planın var mı? Sağladım diye düşünüyorum. Biz güzel bir yani ne arkadaş demek kız birlik olduk. Birlik yoktu derken anlamadım. Ben gelmeden önce birlik yoktu, öyle gayet gördüm yani. Gayet de vardı bir tanem birlik. Niye öyle bir cümle kurdun? Şu anda yine onu anlamıyorum. Gittiler. Bak, yani aynı ben geldikten sonra bir yani birlik olduğumuzu birlik düşünüyorum. Birlik vardı takım şimdi olduğum, daha fazla takım olacak deseydi bak, daha doğru olurdu. Daha fazla olacak dedin evet. Ama ben ya sen nasıl kendini star görüyorsun? Ben de birlik olduk diyorum yani. Ben geldikten sonra hayır, oldu ben diyeceğim şu anda tabii ki de. Birlik beraberlik vardı. Daha önce bizim takımımıza çünkü ben burada ilk başından beri buradayım. Yoktu sen diyor, de yoktu geldin işte. Daha fazla kenetlendik demen daha doğru olur. Teşekkür tamam, ederim. Bu birlik olmuş halini. Ben de onu dedim biraz önce. Senin sağlamış olduğun Mavi birlik. Mavi takım yine takım olamam. Şu an gerçekten. Konuşma oradan mikser. Bir şey değil ben mi? Ben şu anda i̇lk çok defa şaşkınım. Çünkü hani ben cevabı başka türlü bekliyordum ama çok şu anda gördüğüm normal kadarıyla birlik olunamamış gibi. Yeni takım arkadaşım beni yanlış anladığı için aramızda ufak bir tartışma oldu. Ama kesinlikle de kendisine bilenmedim. O benim takım arkadaşım. Kötü de olsa ben onu her zaman severim ve her zaman motive ederim. Çünkü takım olmak bunu gerektirir. Dilşah seni Ebrar'a karşı uyarmış galiba geldiğinde. Öyle bir şey var mı? Evet. Dedi ki ona ne diye sakın uyardı? Şey yapma dedi. Onlar dedi başta iyi davranıyor. Sonra dedi eleme olunca seninle kötü oluyorlar falan dedi. Eleme demedim. Sanırım gerçekte de arka tarafta da bir kötü yok, oluyorlarmış kötü yani real hayatta öyle duydum. Yok. O yüzden tepkili misin Ebrar'a? Şey yani yok. Bana sıcak gelmedi. Hani diyor ya şurada içeri girdiğimde bir kötü karşıladı işte gülmedi. Yo ben gayet gülerek selamladım. Kendisi böyle hiç suratını devirdi böyle değişik değişik hareketler sergiledi. Doğru. Misafirperverliği onun yapması benim gerekiyordu. Benim değildi. O bana gülseydi şey belki ben de güler, yani gülerdim. Yo hoş geldin dedim. Böyle yaptım. Ama öyle bir şey yapmadı. Bence beni kıskandığını düşünüyorum kendisinin.
Rakipçi oldu bence biraz. Yine havalar, yine havalar. Ne diyorsun? Ay ben de bu yarışmada herkesi kıskanıyorum vallahi. Bir kendimle şey yapamadım. Ben onu kıskanmıyorum. Nesini kıskanacağım? Sarı saçlarına kıskanacağım. Şimdi sana bir sarmaya başlasam neyimi kıskanacaksın diye sana 100 tane şey neyini bulurum. Neyini mesela? Kız niye öyle diyorsun sen sarı saçlarını diye? Mesela örnek versene. Sarı saçlarıma evet, laf edin. Sen benim sarı saçlarıma laf edemezsin diyorsun. Tamam mı? Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Ay ben senin doğuştan sarı saçlarımı kıskanacağım diyorsun. Hayır siz kendinizi niye şey yapıyorsunuz? Ama sarı saçımı neden katıyor? Şey. Kız gayet sarışına yani griye yakın öyle o saçımı derdi. Hayır ama siz onu bir de açık görün. Açık görün derken bir kere yıkamadan sonra senin hanım açılıyor biliyorsunuz ki akıyor yani. Evet. Hayır hayır formundan bahsediyorum ya. Neyin formu ya? Saçın formu mu olur Allah aşkına? Saçın tabii ki formu olur. Kıyafetin formunu bilirim de saçın formunu saçın anlamadım formu yani. Saçın formu da olur. Ebra mesela Raşit Bey bu konuda çok iyidir. Gerçekten. Herkesin saç formunu çok beğenmediği için hepinizinkini kestirir mesela. Kestiriyorsunuz ya Raşit Bey kızların saçını. Bayağı, evet yapmışlığım var da. Peki saç dışında neyi kıskanıyorsa? Neyini kıskanacağım ya? Kıskanmıyorum onu söylemesi lazım. Kıskanıyorlar beni ya. O zaman Allah Kübra'ya soralım. Kübra'cığım sen neyini kıskanıyorlar senin? Ben senin neyini kıskanıyorum? Şimdi sarı saçını dışında. Kıskanıyorum. Tamam. Evet. Hadi onu kıskan. Ben sorayım izin verirseniz. Güçlüyüm. Jüri üyelerimiz beğendi tarzımı. Daha yeni geldim. Sen kaç haftadır buradasın? Tam anlamıyla beğenildiğini şurada düşünmüyorum ben. Yani daha neyini kıskanmayacaksın ki? Seni de göreceğiz. Ben senin yerinde olsam otur ağlardım orada. Bak burada altın bende sen de altını alamadın. Hadi hadi. Altını doldurabileceğin şekilde konuş. Altını doldur. Bak biz burada bu iddiaları öyle iki tütü etek giyip kullanmakla olmuyor. Ağlaya ağlaya gidersin burada. Kız benim geldiğim gün kavga etmeyin ayol. Bak ben arkadaşımla konuşurken nasıl diyordu program? Dedim ki çok tatlı kızlar var dedim. Evet. Giyiniyorlar şık şık dedim. Böyle sevgi dolu bir ortamda dedim. Pişman eğlenceli bir yani, ortamda bir dedim. Şey evet önceden gayet öyleydik. Ta ki Kübra gelene kadar. Esra şöyle bir şey söylemiş Kübra zaten. Bu yarışmada benden başka hiç kimse de buradan anlamıyor demiş. Ben yarışmacıyım. Tabii ki de benim rakibim yok. Tek başıma geldim, tek başıma gideceğim. Melika. Yani tabii ki de modayı benden başka kim... Modayı öğreteceğim burada. Onlara demişsin öğreteceğim ama. Öğreteceğim tabii ki de. Ben yıllardır bu işin içindeyim yani. Tabii ki de öğreteceğim. Aşkım öyle... biz tek başına geldik, tek başımıza gideceğiz. Size bile meydanım diye genel bir yorum. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, modayı öğrenirler inşallah sayemde. Hah, bu şimdiye kadar seni bekliyorduk modayı öğrenmek için. Bu podyum kimleri gördü, kimler geldi, kimler gitti. Peki. Bakalım göreceğiz bu düelloda altın alan hangi yarışmacı olacak? Zahra mı alacak, sen mi alacaksın? Az sonra göreceğiz. Ben seni yerine davet ediyorum. Ve Kübra yerine geçerken hemen kırmızı takımdan Zahra'yı podyuma davet ediyorum. Zahra ne kadar güzel olmuşsun. Gerçekten elbise mi? Ne kadar yakışmış. Teşekkür ederim. Bana göre öyle biliyorsun. Evet. Her zaman çok güzel olmuşsun. Nereye, hangi galaya gidiyorsun? Ben kendi film galasında Oscar almaya gidiyorum. Wow. Tam sana da Oscar'a yakışır bir saç almışsın, kafana takmışsın. Bu kadar güzel kendini simgeleyemezdin yani Zahra'cığım. Oscar almaya gidiyormuş. Birazdan Raşit yorulacağım. Bey. Sadece birden beri bir şaştın da o yüzden ya. Şaşırdınız mı? Yani. Sizle başlayalım buyurun. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Tutamadım kendimi. Oscar'lar için bir kere çok hafif bir elbise bu. Hani bununla ancak Golden Globe olabilir. Anca oraya gidebilirsin bu elbiseyle. Oscar için çok hafif. Göğüs dekolteni çok beğendim. Koldaki detaylar çok güzel. Renk sana aşırı yakıştı. Keşke içindeki etek daha kısa olsaydı. Ay ben bunu yukarıya çekmiştim yine indim. Kıvırabilirdin onu. Evet. Sırt dekoltesinin biraz daha açık olmasını isterdim. Bu elbiseye göre kırmızı ojeni hiç beğenmedim. Ondan nude olmalıydı. Saçını makyajını çok beğendim. Ayakkabıların kesinlikle antrest olmalıydı. Yani koyu bir gümüş olmalıydı. Küpelerini manasız buldum. Şey gibi böyle hani şey yaparsın böyle hani zil çalarsın böyle aralarına koyarsın böyle bir şey çan gibi. Müzik dersin. Ya de, bir şey takmak aslında şey çünkü yani. Çok boş kalacaktı hem boynum. Buraya da bir şey takmak istemedim. Saç fikri çok güzel ama onun dışında benim
Bu kadar yani yorumlarım. Raşit'e katılıyorum. Renk sana çok yakışmış. Ya taç ya küpe olmalıydı. Taç çok iddialı. Başka bir yere taşıyor. Ama o tacı taktıktan sonra bir de hem buradan çıkan saçlar hem burada küpe. O böyle bir kalabalık yapıyor. Çünkü böyle daha sakin bir elbise var. Sen zayıfsın ya, bu elbise biraz heybet de istiyor aslında. O kollar o heybeti vermiş. Ben dudağını da nude isterdim. Yani sadece göz görmek isterdim seni. Göz makyajın çok güzel olmuş. Böyle derin derin bakıyorsun. Ama ben dudağı daha silik isterdim. İlk başta öyle yapmıştım, sonra değiştirdim. Olmuşsun Zahra ya. Zayıfsın yani. Teşekkür ederim. Çok zayıfsın ya. Niye? Yemiyorlar şey Selin Hanım. Yemiyor musun? Yarışmadan sonra mı siz böyle zayıfladınız? Ya yarışmadan evet. Sonra bir kez zayıfladı sen. Ondan eminim. Acaba ben de zayıflar sen mıyım? Sen kesin zayıflarsın. Gerçekten hepimiz mi? Hepimiz zayıfladık of, bu arada. 10 sene bu program devam edebilir o zaman. Ömür boyu. Kıyafet, ben de ilk başta makyajınla başlamak istiyorum. Orada hoş geldin. Hoş bulduk. Göz makyajın ve dudağın, tacın, küpen o kadar fazla ki. Yani hani ya küpe de olmasaydı, dudağın da aynı Bigi Hanım'ın dediği gibi olmasaydı çok daha güzel olurdu. Ama tacını çok beğendim. Kıyafetin sana çok yakışmış. Ayakkabın Raşit Bey'in dediği gibi gri olsaydı tabii ki daha güzel olabilirdi. Onun dışında güzelsin. Ama fazlalıkların var. Yani hani çok fazla olmuşsun. Bu arada güzellik uzmanı mı olmak istiyorsun yoksa güzellik uzmanı mısın? Hayır, benim güzellik kliniğim vardır. Kendi markamı çıkaracağım yani. Ay hadi inşallah. Kozmetik mi? Evet. Ay hadi inşallah. Her zaman yanında yardımcı olmaya hazırım. Teşekkür ederim. Ne istiyorsan bana her zaman sorabilirsin. Teşekkür ederim. Bu arada çok güzelsiniz. Yakından bambaşka. Ay tamam ki ben kime oy vereceğim, bu oy belli oldu. Bir başka güzel sizsiniz. Kanma, sakın kanma. Ay, bir başka hayır. Güzel sizsiniz dedi. Ay bunlar hep tatlı sözlü Selin Hanım. Sen bunları bilmiyorsun. Bunlar hep böyleler. Bana mı dedi? Aman boş ver. Allah gönül kalp güzelliği versin. Güzellik gelip geçiyor. Ama ben seni gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok da kibar bir kızsın. Teşekkürler. Sakın onlara kanma, tamam mı? Bak çok fazla kavgacılar. Sen var sen, ya sen az değilsin. Hele sen ha? Az önce bombayı bak, saldın o, yine. Bütün gün ortalığı karıştırıyorsun. Ondan sonra suçu başkalarına atıyorsun. Sen her zaman tatlı tatlı kibar kibar. Ay sen zahraim. Bir şey olursa bana seslen, hallederiz beraber. Ebrar ne dedin? Bir şey demedim. Dedin. Dedim. Ne dedin? Güzelim de arkada görsün. Evet. Bu arkada ne var? Ben de geleyim bir gün. Giyeyim pijamalarımı, ben alayım kahvemi, izleyeyim ama bakayım ne oluyor. Ama baskın yapın. Ama benim ismim geçerse ben böyle durmamı bekliyorlar. Tabii ki de ben konuşacağım. Nasıl konuşuyorlar yani. Tabii canım hakkını ara, ben sana kalkıp yani onlar şey... Yani savunacağım tabii ki de. Elini armut toplasın demiyorum da. Yok onlara doğru cevap verdim. Siz değil misiniz de jürinin kararını adaletsiz bulan jüri eleştiren? Ya sen bak yine aynı konuya giriyorsun ya. Ama ya. Ne senle alakası konuşmuyorum var. Canım. Hala aynı muhabbet. Seninle konuşmuyorum şu anda. Bir üç tarafa doğru gideyim. Bir şey oldu. Yani. Ne oldu? Adaletsiz jüri yorumu mu? Bize diyor ki burada farklısınız, orada farklısınız. Bize diyoruz ki arkada söylediğimiz her şeyin hakkını burada vererek de söylüyoruz dedik. Hala adalet muhabbetine takılmış yani. Hala kendisi aynı şeyi diyor. Onu da burada 40 kez açıkladık ki kendisi de bunu devamlı söylüyor. İlk bölümlerde jürinin şey kararlarını sorguluyor. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman jürinin kararını asla yargılamadım. Öyle değilse hala geçmişe ben kendi fikrimi söylüyorum. Diyorlar. Bir söyleyince sorgulama oluyor. Tamam ben ne de fikrimi söyleyemez var? Miyim? Pardon. Konuyla alakası yok ki. Ama sen sorguluyorsun diyorsun. Konuyla yanlış algı yapıyorsun. Hayır ben de kendi fikrimi söylüyorum. Ya, evet, tamam söyleyebilirsin. Bu bana göre öyle. Bana göre öyle. Yanlış algı yapıyorsun. Ama bana göre öyle. Tamam da biz de açıklıyoruz yani. Söyledik şimdi kaç fikrim kez. Ne? Şimdi Selin Hanım daha yeni katıldı ya aramıza. Hani Zahra için dedi ya. Kız beni karıştırmayın kız. Hayır. Ne sakın kadar beni karıştırmayın bir... kavgalarınıza. İnşallah bak sakın benim adıma geçirme böyle aa, şeyler. Aşk olsun. Hiç belli şimdi olmaz dedi inşallah. Ya hani Zahra çok tatlı, çok iyi bir kız falan filan. Ben de şey söyledim. Dedim ki evet dedim çok tatlılar, çok güzeller. Bir de siz onları arkada görün dedim. Arkada kendimi dedim. Savunacağım tabii. Bak, sen bana yağdırınca işte. Ben böyle durmayacağım tabii. İşte görüyorsunuz konuşmama gerek tamam, var mı? Tamam sen en masum olan sensin Dilşah. Aa buyur. Peki anladı, izleyicilerimiz de anladı. Selin Hanım da anladı özeti. Ha ben o olay anladım. Dilşah'ın kırmızı takımla ilgili önde başka, arkada başka olduklarını bizi böyle savunduğu bir tezi yapıyor. Var. Siz buna zamanla kendiniz karar verirsiniz evet, Selin vereceğim. Hanım. Evet okey. Ben o zaman Zahra'ya dönmek istiyorum. Sen şimdi Kübra gelecek ve bakalım bu düello kim alacak? Yeni tanışıyorsunuz. Sen Kübra için ne düşünüyorsun?
Nasıl buldun Kübra'yı? Modayı öğreteceğim size kimse demiş. Burada bana modayı öğretemez. Ben bilerek buraya geldim ve çok da iyi bildiğimi düşünüyorum. O öğretecekse önce kendine öğretsin, sonra başkalarını düşünsün. Yani Ebrar'ın dediği gibi ikinci İpek Nur gelmiş. Önce ben söylüyorum ya, önce kendine bir göster, sonra konuş. Yani ilk baştan konuşup sonra rezil olma diye kendisine söyledim. E bakalım bundan sonra göstersin kendisini. Kim kime moda öğretiyor bakacağız. Bakalım o zaman diyoruz ve ben Kübra'yı da bu tarafa alıyorum. Bakalım jürimiz nasıl değerlendirecek bu düelloyu ve altını kazanan hangi takım olacak? Kırmızı takıma mı gidecek altın, mavi takıma mı gidecek? Hep birlikte göreceğiz ve ben ilk değerlendirme için Bilge Hanım'la başlamak istiyorum. Konseptleri söylediğimiz zaman o bizim için bağlayıcı oluyor. Normal bir ödül töreni olarak kabul edilebilir. Güzel bir abiye, sakin bir abiye, fakat Oscar için oradan kendi kendine golü attın. İddialı bir giriş yaptın. Elbisen ne kadar iddialıysa, saçına kullandığın aksesuar elbisenin iddiasını katladı, hatta elbisenin önüne geçti. Biraz itişeceğiz ama anlaşacağız gibi duruyor seninle. Dur bakalım, hayat gösterecek bize. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi altını alacak ya, bir havalara girecek, bir havalara. Hani ilk başta dedin ya, keşke ilk girdi, keşke bu gözündeki olmasaydı da, hani ilk kez görüyoruz. Ben tam tersini düşünüyorum. Aşkımsın, seni çok seviyorum. Yok yok, sana yorum yapmayacağım. Gel sen söyle. Ama ben bile merak ettim mesela kızın yüzünü. Bana gizem kattı. O yüzden yüzünü de çok merak ettiğim için, ama sadece ben oldum dediğin gün bittiğin gündür, haberin olsun. Hiçbir zaman hani burada herkesin modayı öğreteceğim gibi kelime benim için çok fazla ağır. Yani bana, benim düşüncelerime göre fazla olan kelimeler. Kendi işimde de, kendi yapmış olduğum her şeyde ben oldu, bitti, evet sondayım dediğim gün gerçekten bittiğim gündür. Öyle hissediyorum. Ama yine de bu düelloda benim bir başka güzelim tabii ki de... yok, evet bu. Teşekkürler. Ya bana verecek. Ama sen de güzelsin, tamam mı? Ve mavi takımdan Kübra, Selin Hanım'dan ikinci puanı da almış bulunuyor. Evet. Evet. Ver Aşit Bey. Bu düelloda bir başka güzelim Kübra. Hoş geldin. Ve Kübra jürimizden 3 tam puan alarak altını kazanan yarışmacımız oldu. Mavi takım 1, kırmızı takım 1. Evet. Tebrik ediyorum. Ne oldu Ebrar, bak altını aldı. Ne oldu, biraz önce o altını hava atıyordu. Daha yeni geldi. Daha bir tanedir. Bu daha ilk gün. Teşekkür ediyorum kızlar. Sizleri yerlerinize alabiliriz.